Ev yapmak için neye ihtiyacımız var? 12'ye 12, 2 adet kare kağıda ihtiyacımız var. Bunları üst üste koyuyorum, hizalıyorum ve origaminin temel katlamalarından olan vadi katlama, bir diğer adıyla kitap katlamayı yapıyorum. Evet, bakın şu şekilde içte açık ton, dışta koyu ton. Şimdi bu kağıdın ortasını belirleyeceğim. Şu şekilde katlıyorum ve kağıdımın ortasında bir çizgi oluşturuyorum. Kağıdı açtım. Şimdi yapacağım işlem origaminin temel katlamalarından biri, yine kapı katlama dediğimiz. Bu köşeyi alacağım ve orta çizgiye getireceğim tam olarak. Bakın şöyle. Evet. Kapımızın birinci tarafı hazır. Şimdi diğer tarafını alıp yine ortada birleştireceğim. Bunu dilerseniz el işi kağıdıyla tek kağıtla da çalışabilirsiniz. Yani içi farklı, dışı farklı ton olan bir kağıtla rahatlıkla çalışabilirsiniz. Şimdi origaminin temel katlamalarından biri olan aç bastır. Bakın şöyle yukarıya kaldırıyorum. Şöyle açıyorum. Ve şöyle bastırıyorum. Bir kez daha göstereyim. Açtım ve yukarıdan bastırdım. Çatımızı oluşturuyoruz böylelikle. Evet, yine aynı şekilde yukarıya kaldırdım. Açtım ve bastırdım. Evet, evimiz hazır. Dilerseniz üzerine istediğiniz gibi pencere, kapı çizebilir ve evinizi süsleyebilirsiniz. Sizlerle Kurbağa Alkara kitabında kullandığım kova modelini paylaşacağım. Buna bardak da diyebilirsiniz. Kalemlik de diyebilirsiniz. Çok fonksiyonel olarak kullanabileceğiniz bir origami modeli. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle origaminin temel katlamalarından biri olan tepe katlama, bir diğer adıyla eşarp katlamayı yapıyoruz. Birçok model origami de bu şekilde başlar. Evet, bir üçgen oluşturuyoruz. Şimdi bu üçgenin alt köşesini alıp şuraya götüreceğim. Sonra diğer alt köşesini alıp şuraya getireceğim. Bakın şu şekilde. Evet, dümdüz olacak. Bir daha gösteriyorum. Şöyle katlıyorum ve dümdüz bir görüntü oluşturuyorum. Şimdi diğer tarafı aynı şekilde üzerine katlayacağım. Evet. Bakın. Şeklimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi şurada ne oluştu? Üçgenin üst kısmı oluştu. Bunun birini öne, birini arkaya kıvıracağım. Evet, öne kıvırıyorum. Diğerini arkaya kıvırıyorum. Ve ortadan açıyorum. Kovamız hazır. Şuralarını şöyle bastırarak daha da form verebilirsiniz. Dilerseniz üzerine bir tane de sap yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde siz de kolaylıkla bir kova yapabilirsiniz. Şimdi de sizlerle elbise modelini paylaşacağım. Bununla çok güzel kızlar yapabilirsiniz. Birazdan da yüz öğreneceksiniz. Bunun için dikdörtgen bir kağıda ihtiyacımız var. 24'e 12 santim bir kağıt kullanabilirsiniz. Önce kağıdımızın ortasını belirliyoruz ve bunun için neydi bu katlamanın adı? Evet, duyar gibiyim. Vadi katlama yapıyoruz. Bir diğer adıyla kitap katlama. Kağıdımızı açıyoruz ve kağıdımızın iki yanını, uzun kenarını orta çizgide birleştiriyoruz. Şu şekilde orta çizgide birleştiriyoruz.
Diğer tarafını da aynı şekilde katlayacağım. Evet. Birleştirdik. Şimdi kağıdımızı açıyoruz. Ortamızda bir çizgi var, görüyorsunuz değil mi? Tepe noktalarımız şurası. Tepeyi alıp orta çizgiye götürüyorum. Sadece tepeyi tutuyorum. Başka hiçbir yeri tutmuyorum. Ve orta çizgide birleştiriyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da orta çizgide birleştiriyorum. Evet. Şimdi elbisemin üst kısmı için kısa bir bölümü arkaya doğru katlayacağım. Ve sonra öne doğru katlayacağım. Yani bir merdiven katlama oluşturacağım. Bakın arkaya doğru katladım. Küçücük bir bölümü öne doğru katlıyorum. Bakın şöyle. Ve elbisemin alt kısmını hazırlıyorum. Şimdi altı hafifçe katladığım yerden yana doğru açmam lazım ki elbisemin altı biraz etek gibi görünsün. Şu şekilde açtım. Evet, diğer tarafını da aynı şekilde açıyorum. Ve elbisemin altını oluşturuyorum. Üstten şu şekilde yaka yapıyorum. Diğer tarafını da yapıyorum. Ve birbirine hizalayıp eşitliyorum. Yanlarını, bel kısmını hafifçe inceltmem lazım. Onun için şu şekilde bakın. Küçücük bir bölümü şöylece katlıyorum. Bir kez daha gösteriyorum. Kağıdım yırtılır diye korkmayın. Şu şekilde katlıyorsunuz, o kadar. Evet, aynı şekilde diğer tarafa da aynı katlamayı yapıyoruz. Ve elbisemiz hazır. Bunu daha kısa, daha uzun, dilediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Şimdi de sizlere gömleğin nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Bunun için yine bir dikdörtgen kağıda ihtiyacımız var. Bu defa daha uzun bir dikdörtgene ihtiyacımız var. Ne olabilir? 24'e 10 gibi bir kağıtla bu gömleği yapabilirsiniz. Evet, yine biraz önce yaptığımız gibi bir ne yapıyoruz? Duyar gibiyim. Vadi katlama yapıyoruz. Ve kapı katlama dediğimiz gibi kağıdın uzun tarafını ortada birleştiriyorum. İki tarafını da aynı şekilde. Ve üzerinden geçerek, buna da ütüleme diyebilirsiniz. Şu şekilde birleştiriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde yapıyorum. Şimdi kağıdımın arkasını çeviriyorum. Şurada küçük bir katlama yapacağım. Şu kadar. Küçücük. Ve bununla yakamız oluşacak. Gömleğimizin yakası. Ön tarafı çevirip şu ucu tutup şuraya getireceğim. Evet. Bakın şöyle tuttum ve şuraya getirdim. Bakın şurada bir yaka oluştu. Görüyor musunuz? Nasıl yaptım? Şöyle tuttum ve buraya getirdim. Yine aynı şekilde bu ucu tutuyorum ve buraya getiriyorum. Evet, yakamız hazır. Şimdi kollarımızı nasıl yapacağız, bunu gösterelim. Kollar için şöyle yana doğru iki tarafı da katlayacağım. Aynı açıyla katlayacağım. Ve şimdi şu alt kısmı alacağım. Yakanın altından geçireceğim ve gömleğimiz hazır. Bakın. İstediğiniz gibi bu gömleği süsleyebilirsiniz. Şimdi de sizlerle pantolon yapıyoruz. Gömleğimiz pantolonsuz olmazdı. Önce bu şekilde vadi katlamamızı yapıyoruz. Ardından yine kapı katlama dediğimiz kağıdımızın iki ucunu da ortada birleştiriyoruz. Şimdi diğer tarafını katlıyorum. Evet. Şimdi de üst üste. Bakın. Ortadan katladığım yerler
işte kalacak şekilde tekrardan katlıyorum. Kağıdımın ortasını belirliyorum. Şu şekilde. Ve verev bir katlamayla pantolonumu hazırlıyorum. Bunun üzerine gömleği koyduğunuzda tam bir pantolon görüntüsü ortaya çıkacak. Origamiden nasıl yüz yapılır? Bununla ilgili çalışmamı paylaşacağım. Bunun için gördüğünüz gibi iki kağıda ihtiyacımız var. Yüzünü yapmak için açık ton bir kağıda ve saçını yapmak için istediğimiz tonda siyah olabilir, kahverengi olabilir, sarı olabilir. Artık hangi saç rengini istiyorsanız o şekilde tasarlayabilirsiniz. Önce yüzümüzü yapıyoruz. Yüzü yapmak için bir kare taban oluşturmam lazım. Kare taban yaparken de iki defa eşarp katlama, yani tepe katlama yapacağım. Sonra kağıdımın arkasını çevireceğim. İki defa da kitap katlama, vadi katlama yapacağım. Kitap katlama ve vadi katlama aynı katlamaydı biliyorsunuz. Evet, dilerseniz başlayalım. Şimdi tepe katlamayı yaptım. Kağıdımı açtım. Yine tepe katlama yaptım. Kağıdımı açtım. Ve kağıdımın ortasında bir çarpı işareti oluştu. Şimdi buradaki püf nokta kağıdımın arkasını çevirmem lazım. Kağıdın arkasını çevirmezseniz şekliniz düzgün çıkmaz. Şimdi ne yapıyorum? Vadi katlama yapıyorum. Evet. Birinci katlamamı yaptım. Kağıdımı açtım. Yine kağıdımın ortasında bir çizgi oluştu. Şimdi diğer tarafa doğru bir vadi katlama yapıyorum. Ve kağıdımın ortasında hem artı hem de çarpı işareti oluştu. Son yaptığım katlamadan şu şekilde tutuyorum. Bir lale gibi şöyle ortada birleştiriyorum. Ve birini bu tarafa, birini bu tarafa alıyorum. Her iki tarafta da iki tane bölüm var. Şimdi bu kağıdın şurası kapalı, şurası açılıyor. Açılan kısmından şu şekilde ortaya doğru katlayacağım. Bakın şu şekilde ortaya doğru. Şöyle bir dondurma külahı gibi görüntü çıkacak ortaya. Birinci katlamayı yaptım. Şimdi de ikinci katlamayı yapıyorum. Evet. Bununla boyunu oluşturacağım. Şimdi yana doğru açıyorum. Katladığım yerler şurada bitiyor. Bu kağıdın üst katını alacağım ve bittiği yere kadar açacağım. Yan tarafları da içe doğru katlayacağım. Biraz zor gibi görünebilir ama asla zor değil. Alıyoruz, arkaya doğru geriyoruz ve yanları içe doğru kıvırıyoruz. Bakın şu şekilde bir baklava dilimi oluşturdum. Şimdi boynu inceltmem lazım. Bakın bu taraftan baktığınızda boyun çok kalın görünüyor değil mi? Bunu inceltmek için yanları alıp ortaya doğru katlıyorum. Şu şekilde. Ve bastırıyorum. Diğer tarafa da aynı katlamayı yapıyorum. Yan tarafı alıp ortaya doğru katlıyorum. Şu şekilde. Şimdi bakın. Yüzümüz nasıl inceldi, boynumuz inceldi görüyorsunuz. Şimdi çenenin alt kısmını böyle sivri olmasını istemiyorum. Çenenin alt kısmını şöyle içe doğru kıvıracağım. Boyunla yüzün arasına doğru şu şekilde. Aynı katlamayı yanlara doğru da yapacağım. Bakın şu şekilde ve şu şekilde. Şimdi böyle yüzüm hazır. Artık bunun için saç kesebilirim. Şöyle kenarına taşıyacak şekilde makas kullanarak istediğiniz tonda kağıt kesebilirsiniz. Tasarlamak size kalmış. Bunu kız saçıyla da süsleyebilirsiniz. Erkek saçı da yapabilirsiniz.
Erkek saçı yaparsanız kısa yapmalısınız kağıdınızı. Ve şuradan yüzümüzün görüneceği şekilde bir yer daha kesiyoruz. Evet. Ve şu şekilde ayırıyoruz. Şimdi bunu yüzünüze yapıştırabilirsiniz. Arkasına yapıştırıcı sürüp yüzünüzün üzerine yapıştırabilirsiniz. Ve istediğiniz şekilde yüz çizebilirsiniz. Şimdi sizlere kitabımda bol bol kullandığım kurbağa modelini göstereceğim. Bu model çok zevkli bir model. Çocuklar da bu modeli yapmaya bayılıyorlar. Bu modeli yapmak için iki kareden oluşan bir kağıda ihtiyacımız var. Yani dikdörtgene. 12'ye 24 kağıtla rahatlıkla bu modeli çalışabilirsiniz. İki tarafını da ayrı ayrı kullanacağız. Önce bir üçgen taban hazırlamamız lazım. Üçgen taban için iki defa eşarp katlama, terse doğru bir defa kitap katlama yapacağız. Açtık. Bir de bu tarafa aynı şekilde katladık. Evet. Açtık. Kağıdımızın arkasını çevirdik. Şimdi eşarp katlamaları yaptığım yönün tam tersine katlama yapacağım. Tam ortadan şu şekilde katladım. Şimdi buraya bir üçgen taban oluşturacağım. Bakın açıyorum, ortadan kaldırıyorum. Yanlar içe çöküyor. Şu şekilde birleştirip üçgen tabanımı oluşturuyorum. Bir kez daha göstereyim. Yanları şöyle bastırıyorum. Üstten üçgenleri oluşturuyorum. Ve kurbağamızın ön ayaklarını şu şekilde oluşturabiliriz. Şimdi arka ayaklarını yapacağız. Bunun için alt kısmı şuraya katlıyorum. Evet. Şimdi yanları ortaya katlayacağım. Yan tarafını tutuyorum, tam ortaya getiriyorum. Evet. Aynı katlamayı diğer tarafa da yapacağım. Yan tarafını aldım, ortaya getirdim ve bastırdım. Şimdi alt kısmı alıp yukarıya doğru katlayacağım. Şu şekilde. Ve bastıracağım. Ne yaptım? Alt kısmı aldım, yukarıya doğru katladım. Rahat açabilmek için yanlarda iki tane üçgen oluşturuyorum. Şu şekilde. Bunları açma yaparken kullanacağım. Böyle oluşturdum. Açtım. Şimdi burası püf noktası. Şu kağıdı alıp şöyle çekiyorum. Bakın. Çektim ve bastırdım. Aynı şekilde diğer tarafta da çekiyorum. Yana doğru açtım. Ve bastırdım. Şimdi ayakları yapmak için şöyle ortadan arkaya doğru katlıyorum. Bir daha gösterelim. Şu şekilde. Diğer tarafını da aynı şekilde ortadan içe doğru katlıyorum. Hemen hemen kurbağamız hazır. Ortadan diğer tarafa doğru katlayacağım. Bakın şu şekilde katladım. Sonra bir katlama, merdiven gibi bir katlama daha yapacağım. Evet ve kurbağam hazır.